Doktor Ceyhun Nuri hocamızla boyun ağrılarının yaygın nedenleri üzerine yaptığımız söyleşide yine sizler için son derece faydalı içerik hazırlığına başladık. Bu kapsamda hocamıza boynumuzun hangi bölgesinde iç organlarımız ile ilişkili damarlar geçmekte diye sorduk. İşte cevabı sizlerle. Yani burada iç organlarımızla ilgili damarlardan bahsetmekten ziyade burada evet bir organlarımızla ilgili sinirsel yapılarımız, damardan kasıt sinirden bahsediyorsak özellikle iç organlarımızın salgısını yöneten nervus vagus tabir ettiğimiz 10. kafa çifti hemen başın arka tarafındaki bir bölgeden çıkmaktadır. 10. kafa çiftinin baskılanması boyunla çok yakından alakalıdır. Ondan sonra özellikle diyaframımızın siniri boynun orta kısmından çıkmaktadır. Nervus phrenicus. Ve bununla birlikte boyun omurlarımızın kenarındaki vertebral arterimiz başın arka kısmının özellikle %20 beslenmesini sağlayan bir damarımızdır. Ve bununla ilgili her türlü baskılanma beynin de dolaşımını ve beynin özellikle arka tarafındaki confluens sinus dediğimiz beynin havalanmasını, beynin beslenmesini sağlayan o sistemlerin etkilenmesiyle birlikte elbette ki o sinirsel aktiviteni de kötü yönde etkileyecektir. Bu çerçeveden yani damardan ziyade sinirlerimizin etkilenmesi mümkündür ve bunu göz ardı ettiğimizde iç organlarımızın salgısında düşüklük, hazım bozukluğu ve buna benzer bağırsak yüzeyindeki salgı sisteminde problemler yaşanabilmektedir.